Herkese merhabalar. Bugün çok farklı konseptte bir video çekiyorum. Bugün zeytin ağacı dikeceğim. Bu ağacı dikmemin en büyük sebeplerinden biri karbon ayak izimi en aza indirmek. İkinci sebebi de zeytinlerimizin olduğunda ilerleyen süreçte kendi zeytinlerimizi, kendi zeytinyağlarımızı yemek. Bu amaçla dikiyorum. Bu videonun şöyle bir amacı var. Sizlere karbon ayak izinizi nasıl silebileceğinizi göstermek. Bu videonun sonunda da zaten bunu öğrenmiş olacaksınız. Ben ağaçları seçerken şunu hesaplayarak ağaç seçimi yaptım. Birincisi, ağaç dikmeden önce ilk aklıma gelen şey yılda ne kadar karbon ayak izine sahip olduğumdu. Bunu hesaplayan çeşitli web siteleri var. Ben bu web sitelerinden birine girdim ve yıllık aşağı yukarı ulaşımdı, yeme içmeydi, kıyafetti, aklınıza gelebilecek her konuda ne kadar karbon ayak izi oluşturduğumu hesapladım. Benim ayak izime göre yıllık 1,5 ağacın, yani 2 yılda 3 ağaca denk gelecek kadar karbon emisyonu salıyorum dünyaya. Benim 2 yılda doğaya verdiğim zararı yaklaşık olarak 3 ağaç karşılayabiliyor. Ben de bunu sağlamak için yaklaşık olarak 20 tane zeytin ağacı fidanı aldım. 9 tanesini bugün bağımıza dikeceğim. Geri kalanını da evimizin önüne dikmeyi planlıyorum. Ardından meyve ağaçları falan dikeceğim. Şu an 29 yaşındayım. 29 yıl boyunca yaklaşık olarak çocukluğumdan itibaren vermiş olduğum kaza karbonlarıyla birlikte 45 tane ağaç dikersem bütün zararı karşılamış oluyorum. Zaten bir ağaç diktiğim zaman 1 yıl içinde bu oranı karşıladığı için ömür boyu karşılamış oluyor aslına bakarsanız, karbon ayak izimiz yükselmezse. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Daha önce bayağı bir zarar verdik. Çocukken tamam belki çok fazla karbon emisyonu sağlamamışımdır doğaya ama büyüdükçe bu oran artıyor. Hem onları telafi etme amaçlı hem de size örnek olma amaçlı böyle bir video çekmeye karar verdim. Daha önce 4 dakikada dünyayı kurtarabilirsiniz diye ileri dönüşümle alakalı bir video çekmiştim. Onu da linklere koyuyorum. Buradan izleyebilirsiniz. Tam bir tüketim toplumu haline geldik. Sürekli yeni ürünler alıyoruz. Sürekli bizi alışverişe teşvik ediyorlar. YouTube dahil her yerden reklam bombardımanına tutuluyoruz. Bunların sonucu olarak da tüketmeye meyilli, üretmekten uzak toplumlar haline geldik. Bu yüzden ben de böyle bir video çekerek karbon emisyonu nedir, size nasıl zararları vardır, atmosfere nasıl zararları vardır, ilerleyen süreçte iklimi nasıl etkiler, bu konulardan bahsedeceğim bu videonun sonunda. Ve kendi karbon ayak izimi sıfırlayarak doğaya en azından hayatım boyunca vermiş olduğum karbon zararını sıfırlamış olacağım. Belki bir yıl içinde olmayacak bu ama ağaçlar geliştikçe benim yaşam evrem boyunca bu sağlanmış olacak. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Sizin için de öyle olacağını düşünüyorum. Siz de evinizin etrafında boş arazi varsa veyahut da bahçeniz varsa benim gibi ağaç dikerek karbon ayak izinizi sıfırlayabilirsiniz. Aynı zamanda karbon ayak izinizle ilgili hesaplamaları yapabileceğiniz, tespit edebileceğiniz web sitelerinin linklerini bırakacağım. O sitelerden karbon ayak izinizi hesaplayarak yılda ne kadar karbon sarf ettiğiniz, dünyaya ne kadar zararınız olduğunu tespit edip buna yönelik önlemler alabileceksiniz. Ayrıca evinin etrafında bahçesi olmayan, İstanbul'da benim yaşadığım gibi apartmanda yaşayan insanlar için de şöyle bir çözüm buldum. Tema Vakfı'na bağış yaparak hem insanların, işçilerin özellikle para kazanmasını sağlayıp aynı zamanda ağaç dikerek doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Eğer benim param da yok, bu alana para da ayıramam diyorsanız eğer, Ecording Map diye bir Instagram sayfası var ve buna benzer Instagram sayfaları var. Her paylaşım başına bir tane tohum bırakıyorlar. Yani bu her Instagram paylaşımınız bir tane ağaç demek. Aslına bakarsanız sosyal medya ve Instagram gibi mecralarda biz paylaşım yaptığımızda serverlar olsun, o bilgisayarlar olsun, telefonlarımızın kullandığı elektrik olsun doğaya zarar veriyoruz. Ama bu şekilde doğaya vermiş olduğumuz zararı hem aza indirmiş olacağız hem de hiç para harcamadan sadece Instagram hesabımızdan bir paylaşım yaparak bir tane ağacın doğaya kazandırılmasını sağlayacağız. Bu şekilde karbon ayak izinizi siz de silebilirsiniz. Lafı fazla uzattım. Hadi videoya geçelim. Ağaçlarımızı dikmeye başlayalım. Çukurları daha önce kazmıştım. O yüzden üzerinde biriken birazcık toprağı alıyorum rüzgarla gelen. İlk ağacımızı buraya dikelim. Hop. Gel bakalım. Ha, plastiklerini yırtıyoruz. Ve çöpe atacağız bu plastikleri de. Ay be. Kalıp gibi olmuş ha. Hadi bakalım birazcık toprak alalım. Ağacımızın üstüne toprak atalım. Bu birincisi. Şimdi ilk sıra ikincide. Bu da ikinci ağacımız. Poşeti yırtarken toprağın dağılmamasını sağlamamız lazım. Çünkü toprak dağılırsa köklerinden kurtulur ve ağaç tutmayabilir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ağacımızı koyduk, şimdi topraklayalım. Ben bunu ne kadar dikersem dikeyim mutlaka boşluk oluşacaktır. O yüzden sulayacağım. Yarın sabah gelip gene sulayacağım. Güneş batmak üzere ve benim acele etmem gerekiyor. Birazcık yumuşak kuru topraktan atıyorum ki ağaç kolay kök atsın. Güneş batmak üzere. Sıkışmasını sağlıyorum bu şekilde. Burayı bayağı derin yapmışız. Bu ağaç için çok fazla. Son 3 tane ağaç kaldı. Bu 3 ağacı diktikten sonra hemen hızlı bir şekilde sulamaya başlayacağım. yapmışımdır. Son bir ağaç kaldı. Evet, şu an son ağacı dikiyorum bugünkü. Bitkinin rahat kök atabilmesi için yumuşak toprak, pişmiş toprak önemli. Diğerlerini artık duruma göre koyacağım. Derinlerden de toprak çıkarıp koyuyoruz bu şekilde. Bu sayede bu şekilde toprağın içindeki yaşayan canlı bakterileri de kavuşmuş oluyor. Toprak zengin oluyor. İlk attığımız toprak, daha önce içinden çıkarttığım toprak. Güneşle ısındı ve pişti. Üzerindeki bakteriler ölmüş olabilir. Besin değerini kaybetmiş olabilir. Ama rahat kök atabilmesi için buna ihtiyacı vardı bitkinin. Ardından taze toprak çıkartıyoruz toprağın içerisinden kazarak. Bunlar da bitkinin beslenmesini sağlıyor. Ve en önemlisi çöplerimiz topluyoruz. Doğaya fayda sağlayacağız derken zarar vermeyelim. Evet, şimdi bu plastikle kuyudan su çekeceğim ve ağaçların can suyunu vereceğim. Bu hem toprağın sıkışması açısından önemli, hem de bitkinin ilk suyunu alıp toprağa daha rahat tutunması için çok önemli bir olay. Bu suyu vermeden kesinlikle ağaç dikimini bitirmiyoruz. Oh, 2 tane kertenkele. Su durağan bir su olduğu için kuyudaki biraz pis, ama önemli olan ağacı beslemesi. Son 3 tane kaldı sulamam gereken. Evet, şu anda ağaçların hepsini sulamış bulunmaktayım. Toparlanıyorum, artık güneş batıyor. Oksijen salınımına katkı sağlayacak her canlı türünü doğaya kazandırmak aynı zamanda karbon ayak izinin telafisi anlamına geliyor. Yani ekeceğimiz çiçekler, dikeceğimiz ağaçlar hepsi karbon ayak izini sıfırlamak için çok büyük etken aslında. Hatta karbon ayak izini sıfırlamak açısından en büyük çözüm bu diyebilirim size. Sadece ağaç dikerek doğaya vereceğimiz hediyeyi, insanlara vereceği katkıyı şu şekilde sıralayabiliriz aslında. Ağaçlar doğrudan olarak sera etkisiyle mücadele eder. Ağaçlar oksijen üretmenin yanı sıra ekstra olarak havadaki karbondioksiti içine çekerek, tekrar oksijen üreterek doğaya çok büyük fayda sağlarlar ve karbon miktarını azaltırlar, oksijen miktarını arttırırlarken. Bu da doğal olarak sera gazı etkisini biraz daha azaltmış olur ve iklim daha da normalleşmeye başlar. Ağaçların sağlamış olduğu serinlik insanların daha fazla klima harcamasını engeller. Bu da doğal olarak klimaların elektrik üzerinden karbon salınımını arttırmalarının önüne geçmiş olur. Hem doğal bir şekilde serinlemiş olur o bölge, hem de daha az klima sarfiyatı sağlanmış olur. Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamış olurlar. Cebinize de faydalı yani. Ağaçlar gölgeleri sayesinde buharlaşma miktarını azaltır. Doğal olarak su tasarrufu sağlamış olurlar. Benim diktiğim zeytin ağacının ben zeytin ve zeytinyağından faydalanacağım gibi diktiğimiz herhangi gıda veren bir ağaç sizi alışveriş yaparak sağlamış olacağınız karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olur. Mevsiminde bunun meyvelerini yiyerek doğaya çok büyük katkı sağlamış olursunuz. Çünkü alışveriş sonucunda oluşan ve taşımadan ve üretimden kaynaklanan karbon miktarını sıfıra indirirler. Kökleri toprağın metrelerce altına inen bu ağaçlar toprağı bir arada tutarak aynı zamanda erozyon gibi doğal felaketlerin önüne geçmiş olurlar. Ağaçların sayamayacağımız kadar çok faydası var ama hepsinden önemlisi yaşamak için oksijen ihtiyacımız var. İklim değişikliklerinden hepimiz müzdaribiz. Artık sadece kutuplardaki kutup ayılarının yaşam alanları daralmıyor. Bizim de yaşam alanlarımız daralmaya başlıyor. Dünya bir gezegen ve biz o gezegende hep birlikte yaşıyoruz aslında. Koronavirüs de bize bunu göstermiş oldu. Bu anda çıkan bir virüs şu anda Türkiye'deki Yeniköy'de yaşayan beni bile etkileyebiliyor. Veyahut da büyük şehirlerde yaşayan sizleri çok büyük etkileyebiliyor. O yüzden aynı gezegendeyiz. Gezegenimizi korumak, gezegenimize değer vermek, katkı sağlamak ve insan olarak bilinçli olan tek canlı türü olarak, düşünebilen tek canlı türü olarak doğaya fayda sağlamak, arkamızda güzel şeyler bırakmak, en önemlisi de bizden sonraki nesillere yaşayacak bir alan bırakmak için biz de karbon ayak izimizi sıfırlamamız lazım ve ağaç dikerek hem çevremize hem de torunlarımıza güzel miraslar bırakabiliriz. Bu video bugünlük bu kadar. Geri kalan kısmını yarın çekeceğim. Diğer 11 tane zeytin ağacını evimizin önüne dikmeyi planlıyorum. Onun dışında da meyve ağaçları almayı planlıyorum. Onları da aldıktan sonra yaklaşık olarak bir 26-27 tane ağaç dikmiş olacağım. 45 tane dikme şansım yok. Öyle bir alanım yok. Yani dikmiş olduğum ağaçlar 3-4 sene sonra, 5 sene sonra hayatım boyunca harcamış olduğum karbon ayak izini silmeye yeterli olacak. Yarın videoda devam etmek üzere. Sabah da bu ağaçlara tekrar can suyu vereceğim. Toprağa daha iyi tutunması için. Bugün 2. gün. Geçen sefer 9 tane zeytin ağacı dikmiştim. Bu sefer de 11 tane dikeceğim. Bunun 7 tanesi sağlam, 4 tanesi kurumak üzere. Bakalım çevreye ne kadar faydamız olacak. Bu ağacı alalım, yerleştirelim. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Biraz geç kaldım. Geç başladım. Çukurları kazmak biraz vaktimi aldı. O yüzden videoya yarın devam edeceğim. Hepsini birleştirince bir part haline gelecek ama siz tek videoymuş gibi göreceksiniz ama bugün akşam güneşi kaybolduğu için ve ben geç kaldığım için bu ağacı da dikeceğim. Geri kalan 9 taneyi yarın dikmeyi planlıyorum. Ayrıca yarın meyve ağaçları da dikmeyi düşünüyorum. 8 tane de meyve ağacı almıştım. Onları dikeceğim. Yani sadece zeytinde bitirmeyeceğim. Yarın bütün ağaçları dikerek videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım. Bu zeytinde dikelim. Şimdi ağaçlarımızı sulayalım. Evet, diktiğimiz ağacın can suyunu verelim. Evet, bugün 2 tane ağaç dikebildik. İkincisinin de suyunu veriyoruz şu anda. İnşallah susarlar. En son yaptığımızda karbon ayak izimi silmem için 45 tane ağaç dikmem gerekiyordu. Tabii kaza karbonlarıyla birlikte. Bunlardan 9 tanesini zeytin ağacı olarak diğer bağımıza diktik. Geriye kalan 11 tane daha ağaç var. 11 tane ağacın 4'ü kurumuş durumda. Dün akşam da 11 ağaçtan 2 tanesini daha dikmiştik. Şu an 9 tane ağaç kaldı. O 9 tane ağacı da buraya dikmeyi planlıyorum. Şimdi yavaştan başlayalım ağaç dikmeye ve karbon ayak izimizi yavaştan silelim. Evet, ağaçlarımızı dikmeye başlıyoruz yavaştan. Bakalım nasıl olacak. Hemen ikinciye geçiyoruz vakit kaybetmeden. İkinci dalı da tam buraya diktim. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Geriye sadece kuruyanlar kaldı. Bu da beşincisi. Bayağı toz toprak olduk ama değiyor yani. Yaptığımız şey, çektiğimiz emeğe değecek ilerleyen süreçte. Çünkü büyüyünce zeytin vereceğim. Bu da kuru dallardan biri. Geçen olan sıcaklıkla birlikte çok aşırı kurudu. Güneşte kaldılar. 4 tane böyle kuruyan var. Belki yaşarlar, bilmiyorum. Çıkmadık candan ümit kesilmez hesabı. Bunları da dikeceğim şimdi. Bunlar da son kuru dallar. Zaten tutmayacak büyük ihtimalle de. Şansımı deneyeceğim. Bu tamam. Tamamdır, bu da bir tane kaldı. Onu da bitirdik mi biter. Evet, ağaçlarımızı diktik. Şu anda da hepsini teker teker sulayacağız. Suları buraya saklamıştım. Toprağın sıkışması için bu işlem çok gerekli. Sadece kuru dallar kaldı 4 tane. Sonuncular. Ne haber Oscar? Evet, video çekiyoruz. Karbon ayak izi silme işlemine meyve ağaçlarıyla devam ediyorum. Çünkü meyve ağaçlarının şöyle bir güzelliği var. Bu meyveler belli bir kilometreden geliyor. Onları tüketmek için pazarlardan, marketlerden satın alıyoruz. Ve o meyveler daha sonra karbon emisyonumuza eklenmiş oluyor. Biz eğer meyve ağacı dikerek hem karbondioksiti oksijene çevirerek sera etkisini azaltabiliriz. Hem de ulaşımdan kaynaklanan meyveleri mevsimde yiyerek karbon ayak izimize ekstra bir kat daha olumlu katkıda bulunmuş olacağız. Bu Ağustos denen, sarı yarma denen şeftali. Ağustos ayındaki şeftali burada olacak. Getirdin mi? Harikasın. Çok mantıklı. Ama bizim gibi ağacını dikip yerlerse daha iyi olmaz mı? Bizim mesela bir tane patates gibi. Oğlum benim videomu niye trollüyorsunuz? Manyak mısınız? Gidin lan başımdan. Atabilirler, haklarıdır. Ben de üzülürüm de yapacak bir şey yok. Atabilirler. Evet, bu da portakal ağacı. Tamamdır. Bu ağaçları da diktik. Sonra 2 tane daha ağaç dikmemiz gerekecek. Onların yerlerini kazmamız gerekiyor. Onları da sanırım kayıt alacağım. 2 tane ağaç kaldı. Biri papaz eriği, diğeri de beyaz bir şeftali, tüysüz, farklı bir tarz. Onlar için de buraya dikeceğiz. Çukurlarını yeni açıyorum onların. Bu tamam. Potansiyel YouTube kullanıcıları. Güneş batalı yaklaşık yarım saat oluyor. Son 2 ağaç kaldı. Onların çukurlarını kazmamıştım. Şimdi onları kazmakla uğraşacağım. Sanırım o tüysüz şeftaliyi buraya dikeceğim. Papaz eriğini de ileri dikeceğim. Niye imam eriği değil? İmam eriği diye bir erik yok. İmamlar bulamamış. Elin papazı bulmuş. Şeftaliyi de diktik. Bir tek bu erik kaldı. Mübarek papaz eriğimizle diktikten sonra bu işlem bitmiş olacak. Son ağacımızı da diktik. Ağaçlarımızı diktik, şimdi sulama vakti. Yaklaşık olarak 45 ağaç dikmem lazımdı ki şimdiye kadar ki her yıl için karbon ayak izimi silmem için. Ama öyle bir zamanım olmadığı ve öyle bir yerim de olmadığı için 28 tane diktim. Bir aksilik çıkmazsa bunları tutturabilirsem zaten 28 tane ağaç benim yıllık 1,5 ağaç olan karbon ayak izi miktarımı silmeye yeterli oluyor. Ama fırsat bulur ve yerde bulursam 17 tane daha ağaç dikip bu işin sonuna geleceğiz. Evet, bu videoda küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya çalıştım. Burada aslında meyve ağaçlarımızı ve zeytin ağaçlarımızı dikerken bir yandan da dünyanın berbat bir hale geldiğinden, sera etkisinin iyice arttığından ve iklim değişikliklerini her yıl daha net hissetmemizden bahsettim. Onun dışında ağaçların çevreye vermiş olduğu faydalardan bahsettim. Karbon ayak izimizi silebilmemiz için en önemli araçlardan biri olduğundan bahsettim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Siz de bu şekilde çevrenizde eğer araziniz varsa ağaç dikerek karbon ayak izinizi sıfırlayabilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi eğer sıfırlayamazsanız, hani eğer çevrenizde boş arazi, ağaç yoksa da apartmanınızda saksıyla çiçekler yetiştirebilirsiniz. meyveler, sebzeler yetiştirebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Karanlıkta size elveda diyorum. Bay bay. Oğlum benim videomu niye trollüyorsunuz?